babasını bekliyorduk aslında. Onun alması gerekiyor ama... Sen kimsin? Babam eve kadar gitti. Çantayı evde unutmuşuz da. Ben abisiyim ama. Babam da birazdan gelecek. Sen götürmek ister misin annesini? Ben de yanında olurum. Tutabilir miyim ki? Tabii ki. Olur. Al bakalım. Korkma, korkma. Şöyle başını güzelce dik tut. Hadi annen uyanmıştır artık. Götüreyim de karnını doyursun. Tamam. Baba, tevafuk ne demek? Tevafuk, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, her karşılaşmanın ilahi bir irade ile gerçekleştiğini söyler. Önüne çıkanın ardındaki gücü, zekayı göremeyen bir çare tesadüf der. Ama görebilen tevafuk der. Tevafuk der. Yani annemle senin İstanbul'da karşılaşmanız, onu alıp buraya getirmen, benim sizin çocuğunuz olmam, bunların hepsi tevafuk mu? Hiçbir şey sebepsiz değildir. Bak, bu yüzük annenin benimle tanışmasına, buraya gelmesine ve senin doğmana ve birçok şeye sebep oldu. Ama bunu biz bilmiyorduk. Ben İstanbul'da askerdim. Bir çarşı izninde bu yüzüğü kaybettim. Sonra annen de buldu, bana getirdi. İşte o an anladım. Bu bir tesadüf değildi. O benim beklediğim kişiydi. Bak şimdi de buradayız. Kardeşin de doğunca kocaman bir aile olacağız. Sen annemin beklediğin kişi olduğunu anladın da ben nasıl anlayacağım? Sen şimdiden ona görünmez bir iple bağlısın Kadir. Bir gün gelecek, bu bağ sizi karşılaştıracak. Buna inan yeter oğlum. Ama zamanı gelene kadar çıkmayacak karşına. Onu gördüğünde o kendini sana belli edecek. İşte o zaman bunu asla bırakma. Çünkü çabalamak da tevafukun bir parçasıdır. Kadir. Bana anneni getirdiği gibi sana da onu getirsin. Bekle onu. Gelecek.
O gün babamla son konuşmamızdı. Bir gün sonra annemi doğum için hastaneye götürdüğümüzde deprem oldu. Babamı kaybettim. Annem ve kardeşim kurtuldu. Beni de öldü sanıp bir kenara bıraktıklarında tekrar can bulmuşum. Oğlum, nasılsın? İyiyim anne. Sıcakla boğuşuyorum. Sen nasılsın? Ben de seni özlemekle boğuşuyorum. Erol evde mi? Evde. Vallahi artık ne zaman girip ne zaman çıktığını takip edemiyorum ama şu an bana doğru geliyor. Ver bakayım şu ailesi. Tamam. Abilerin abisi nasılsın? Oğlum her aradığımda ya evde değilsin ya da uyuyorsun. Abi bunların hepsi iftira. Biliyorsun artık bana tövbekar Erol diyorlar. Tövbekar Erol iyiymiş. İçmiyorsun değil mi? Yok be abi. Kardeşin artık tertemiz, merak etme. Aferin. Aferin, helal sana. Hiç özlemiyor musun oğlum abini? Ya biliyorsun özlendiğini bak, boş boş soruyorsun. Tamam hadi neyse, iyi bak kendine. Kahvaltı vakti. Ben gideyim de biraz anneme ifade vereyim. Tamam. Kadir, iyi misin oralarda? Şu sıralar babamı görüyorum rüyamda. Onun etkisi var biraz üstümde. Onun dışında iyiyim anne. Seni çok özledim. Tamam, daha sık aramaya çalışırım anne seni. Hadi şimdi kapatıyorum. Herkese selam. Hadi. Annemi ve kardeşimi enkazdan Cemal çıkarmış. Annemin babamla evlenmeden önceki nişanlısı. Onları İstanbul'da dedemin evine götürmüş. Tam bir yıl sürdü annemi arayıp bulmam. Annemi bulduğumda Cemal'le evlendiğini gördüm. O an her şeye inancımı kaybettim. Tüm hayatım bu boşluğu yaşamakla ve birinin beni bu karanlık kuyudan kurtarmasını beklemekle geçti. Umutsuzca ve babamı çok özleyerek. Alo. Kadir Bey, geldim ben. Taksideyim şimdi, haber edeyim dedim ki hani bir ihtiyacınız falan olursa direkt yanınıza geleyim. Hoş geldin İsmet, hoş geldin. Yok, ihtiyacım yok. Aslında sana burada hiç ihtiyacım yok. Niye geldiysen artık? Vallahi Cemal Bey... Git oraya, Kadir Bey ne haltlar karıştırıyor, bana rapor et dedi.
Yok, estağfurullah Kadir Bey, ben... Ben sana mesaj atarım bütün toplantı bilgilerini. Madem geldin bir işe yara. Ben sabah gelene kadar toplantıyı organize edersin. Tamam Kadir Bey, ben bütün hazırlıkları halleder, size haber ederim. Kadir Bey. Allah Allah. Amerikano, please. Efendim Serkan. Serkan, ben havaalanına yetişemeyeceğim galiba. Zaten önümdeki adam da cüzdanı bir türlü bulamıyor. Bir saniye bekler misin? Sen bir taksiye bin gel, olur mu? Kadir Bey. Şimdi bunlar diyor ki iki dosya eksikmiş. Biliyorum, biliyorum. O yüzden geç kaldım zaten. Ofisten çıkınca fark ettim. Tamam, bir saniye. Yukarıda durumlar nasıl? Leave your phone, please. Vallahi iyi gibi duruyor yani. Bekle. Başta biraz anlaşamadık ama sonra İngilizce çatlar. Bir şeyler anlaştık yani. Memnunlar hayatlarından. Yok bir sıkıntı. Ben ekranı falan da hazırladım. Yani her şey hazır, tamam burada. Başka yapmamı istediğiniz bir şey varsa Kadir Bey. Kadir Bey. Alo. Tamam, geliyorum ben şimdi. Sen yukarıda her şeyi hallet. Gözünü seveyim, hiçbir şey eksik etme. Bak, bu işi bugün bitireceğiz. Gülerek karşıla insanları, gülerek karşıla. Hayırdır, bir şey mi kayıp? Ya sana laf yetiştireyim derken aşağıda yüzü düşürdüm ben. Hadi ya. Tut şunu. Çok geç kaldın mı? Yok yok, burası 15 dakikaya anca toparlanır. Tamam tamam, sen hazırla, ben aşağı bakıp geliyorum. Tamam. Sorry. Yes. I left my ring there. You look it? Please go to the information desk. Okay, thank you. Aliz'im, büyük gün geldi değil mi? Seni rahatlatayım diye aradım. Ay iyi yaptım valla, ben de çok özledim. Çok iyi geldi şu anda. Adamın biri arkanda hayvan gibi sana bakıyor. Ne yapıyor? Hala bakıyor. Excuse me sir. Can I help you? Benim. Hangi yüzük? Elinizde tuttuğunuz yüzük. Biliyorum. Evet.
Çok affedersiniz. Unutmuştunuz. Arkanızdan seslendim ama duymadınız. Ben gerçekten bir şey yapmadım. Ayağıma çarptı. Ben sonra vermek istedim ama kimseyi bulamadım. Sonra da telefonum çaldı. Ha, siz Türksünüz. Sağ olun. Ne zamandır onu arıyordum. Ben hayvan demek istemedim. Yani arkadaşım hayvan demek istemedi. Ama yani şimdi siz de öyle bakıyordunuz. Şebnem hiç sırası değil, saçmalama. Hadi kapatıyorum. Oturabilir miyim? Buyurun. Pardon. Neden bana öyle bakıyorsunuz? Ben hanginize teşekkür edeyim bilemedim. Anlamadım. Benim için çok kıymetli bir şeye geri getirdiniz. Sağ olun. Yüzünüzü bulmanıza sevindim. Yani bazı şeylerin manevi değeri ölçülemez. Ama ben bir şey yapmadım zaten, o bana geldi. Tam da olması gerektiği gibi. Siz gerçekten iyi misiniz? İyiyim. Bakın, benim çıkmam gerekiyor. Acaba sizi tekrar görme şansım var mı? Daha... Anlamadım, neden? Kuru kuruya teşekkür ettim. Kâfi. Belki de değildir. Bakın, benim gitmem gerekiyor. Siz yüzünüzü buldunuz, teşekkürünüzü ettiniz. İyi günler. İsminiz? Aylis. Bir şeyler ikram ettik. Keyifleri yerinde. Sizi bekliyorlar. Hı hı. Hayırdır, bir şey mi oldu? Ya böyle bir şey mi? Ne? Aşk. Aşk? Allah Allah. Ne oluyor ya? Mr. Halit. Merhaba, merhaba, merhaba. Ya kusura bakmayın. Çok geç kaldım. Aşağıda bir aksilik çıktı. Tekrar dönüp aşağı inmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Ha Serkan, sen de geldin. Geldim Kadir Bey, yetiştim. 12 saattir uçaktayım. Tamam, şu işi bitirelim. Sonra jet lag'ını atlatırsın. Tamam. Hadi. Teknolojik ve ferah kumaşlar, kolay ulaşım. Daha ne olsun? İşte tam 2021'in anlayışı. Sizlerle böyle bir anlaşma yapmış olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Eminim kurucumuz Davut Bey de bu anlaşmayı duyduğunda çok sevinecek. Evet, şimdi eğer hazırsak Serkan bize dijital arayüzümüzün sunumunu yapsın. Serkan? Tabii.
sade bir arayüzümüz olacak ki ürünlerimiz sayfanın boşluklarından olduğu gibi açığa çıkabilsin. Artık sayfaları pop-up'larla, banner'larla boğmak yok. Çünkü müşteri kitlemiz artık bu tarz pazarlama tekniklerine karşı bağışıklık kazanmış durumda. Bizim farkımız... Sen şimdiden ona görünmez bir iple bağlısın Kadir. Bir gün gelecek, bu bağ sizi karşılaştıracak. Buna inan yeter oğlum. Bizim farkımız açık ve net bir şekilde onlara yeni trendleri önermek ve satın almalarını sağlamak olacak. Ama asla boğmadan. Güzel. Teşekkür ederim. İncelikle düşünülmüş, güzel tasarlanmış bir sunumdu. Sevdim. Eminim bu odada bulunan hiç kimse tesadüfen burada değil. Herkes güzel şeyler yapmanın peşinde. Etkilendim. Tamam. O zaman hayırlı olsun. Artık geri kalanı da avukatlar halletsin. Biz de Davut Bey'e bu güzel haberi verelim. Haydi bakalım. Görmek sürpriz oldu. Güzel bir karşılaşma. Benim için de sürpriz oldu. Canım. Pardon. Kadir Bey, sizin bana bir sözünüz daha vardı. İngilizlerle tanıştıracaktınız. Evet, aklımda. Yarın geliyorlar, tanıştırırım. Süper. Ya malum biz de yakında evleneceğiz, para lazım. Değil mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Yani nişanlım diye demiyorum ama ailesi çok yetenekli bir kadın. Zaten sunumu beraber hazırladık. O da artık bizim şirketin bir çalışanı. Hem kısmetse yakın zamanda Doğa'ya yerleşeceğiz. Benim yan tarafta bir görüşmem var. Biraz yalnız bırakacağım, geleceğim. Hı. Nişan mı? Kadir Bey, hazırsanız çıkabiliriz. Kadir Bey? İsmet, seni hayata bağlayan şey ne? Kızım var, hanım var, anam var. Evin taksidi var, banka kredisi var. İş güç falan işte. Hayat güzel Kadir Bey. Yani her sabah güneş doğuyor. Arada yağmur falan yağıyor. Çiçekler açıyor. Hayat devam ediyor. Biz de yaşayıp gidiyoruz işte. İyi. Madem öyle, çiçekler açsın, yağmur yağsın, hayat devam etsin. Biz de yaşayalım. Bakalım ne olacak. Halit, I call grandfather, okay? İsim? Kadir Bey, sizinle inşallah daha büyük işlerle de çalışmak isterim. İnşallah Serkan, inşallah. Bu arada beni daha yeni tanıyorsunuz ama... Hani olur da buralarda bir ihtiyacınız olur. Ne bileyim, canınız sıkılır,
Biraz eğlenmek istersiniz. Bir telefonunuz yeter. Anlarsınız ya. Tamam. Eyvallah. Hani aklınızda olsun. Eyvallah. Nişanlım geldi izninizle. Kusura bakmayın, geciktim. Sohbetinizi de böldüm galiba. Yok canım, sıkıcı sohbetlerdi. Renk kattınız. Buyurun şöyle. Düğün ne zaman? Yani öncelikle buradaki işlerimi halletmek istiyorum. Sonra İstanbul'da böyle sade bir nikah yaparız. 3-5 ay yaparız değil mi hayatım? Bugünkü sunumda Serkan sizin de payınız olduğunu söylemişti. Biz Serkan'la üniversiteden tanışıyoruz. Bu aslında onun projesi. Ben sadece yardım ettim. Ama beğenmenize sevindim. Öyleyse size de teşekkürler. Ne oldu abi? Ya sana bir konuyla ilgili bir şey danışmam lazım ama... Tamam. Sonra Bilal. Tamam. Yalnızken. Tamam, tamam. Dede, seni arayacaktım ama sen kokusunu aldın galiba. Eğer benden bir şey almışsan, o da iyi bir savaşçı olma. Sözleşmenin maili geldi. Cemal'le ben de okuduk. Her şeyi bizim lehimize yapmışsın. Aferin sana. Biraz zor oldu. Ama buradaki ekip iyi çalıştı. Haklarını yiyemem. Yok yok. Ben o ekiple yıllardır çalışıyorum. Hiçbir zaman bu kadar verimli olmadılar. O kadar tevazu gösterme. Gurur duyuyorum seninle. Sağ ol dede. Herkese selam. İyi akşamlar. Nasıl buldun sözleşmeyi? Benim fikrim baki. Siz Kadir'e çok güveniyorsunuz. Umarım yanılmazsınız. Bence hala gereksiz bir harcama. Karşıdaki iki kız var ya, bir saattir bakışıp bakışıp gülüşüyorsun. Konuşayım istiyorsan abi. Harbi mi diyorsun? Tabii canım. Yenge görmesin. Ya yok be abi, onda hiç sıkıntı yok. Ama şimdi ben bir jet lag oldum abi. Uçtum ya. Böyle gecem gündüzüme karıştı falan. Ben şimdi bugün uyuyayım, sabah olsun ben bunları ayıklarım. Sen abini yaşat. Abim bu gece seni mışıl mışıl uyutsun. Allah Allah. Şundan bir tane çak, iki saate kalmaz bebek gibi uyursun. Ne bu? Benim de uyku problemim var da gelmeden yengen cebime koymuş. Mis. Bundan iki tane insan bir şey olmaz herhalde değil mi? Vallahi bingene bağlı, olmaz herhalde. Almaz ya. Kalktı gidiyor. Sen şimdi izle kardeşim. Thank you.
Ailes. İsmine bakıyorsun. Güzel manzara ama bir İstanbul değil. Genelde adımın anlamını sorarlar. İstanbul'u özlediniz galiba. Ne zamandan beri buradasınız? Çok zamandır. Çok. Ara ara gidiyorum ama özlemek baki tabii. Neden dönmüyorsunuz? Çok affedersiniz. Gereksiz bir soru oldu. Yok canım. Sadece doğru cümleleri arıyordum. Ararsanız samimi olmaz. Bazı şeyleri geride bırakmak için gitmek gerek. Gitmek için çok da bağlanmamak gerekir. Gitmek gerekir bazen. Fazla yormadan, daha çok bıktırmadan. Eğer vaktiyse ardına bile bakmadan. Can Yücel. Uzun hikaye sanırım. Tamam. Tamam, peki. Annem çok anlaşamadığım bir adamla evli. Cemal. Orada olup onların huzurunu kaçırmaktansa burada olmak daha iyi. Peki, tamam. Annem babamla kaçmadan önce bu adamla nişanlıymış, Cemal. Sonra babam öldükten sonra döndü, bu adamla evlendi. Çok gençtim o zamanlar, kaldıramadım. O zamandan beri aramız açık, anlaşamayız pek. Durum bu. Biraz fazla mı samimi oldu? Yok, kısa ve net oldu bence. Aslında çok uzun ve karışık bir hikaye. Peki bu yüzün hikayesi ne? Yani gerçekten çok özel bir şey olmalı. Çok. Hem de çok. Samimi, anladım. Başka zaman anlatsam. Bunun için başka zamanımız olacak yani, eminsiniz. Ailes. Kadir Bey. Kadir Bey. Serkan Bey masada bayıldı. Ne diyorsun ya? Vallahi. Bir problem mi var? Vallahi uyku hapı istedi, veriverdim. İki tane içmeye değdi. Adama hap mı verdi? Öyle değil Kadir Bey. Serkan, kalkar mısın? Serkan, ölür müsün? Söyledi, o da cırtlak falan deyince ben de veriverdim. İsmet Allah cezanı vermesin. Tamam, gelin ben sizi bırakayım. Yok, biz taksiyle gideriz. Hayır, taşıyamazsın. Hani taşıyamazsın, sen izin ver. Gel, İsmet yardım et. Bak, skin.
Yavaş yavaş, tamam. Güzel yermiş. Burada mı kalıyorsunuz? Yani ben istedim. Madem Katar'dayız, çölü tecrübe etmek istedim. Ben henüz gezme fırsatım olmadı. Ama çöl bana her zaman çekici gelmiştir. Sarı, kırmızı, mavi. Kum, güneş, deniz. Biz ne konuştun? Tamam, tamam. Yatacaksın şimdi. Gel. Ben de gittim. Gel bakalım. Tamam. Gel. Haydi eşeği kapat. Çok zahmet oldu. Çok teşekkür ederim. Yok canım. Rica ederim. Önemli değil. Siz balkonda bir şey söyleyecektiniz ama. İyi geceler. İyi geceler. Ya Serkan, ben artık ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Yani hiç tanımadığımız bir adama evlenmek için para lazım demene mi kızayım? Dün düşüncesizce uyku hapı almana mı kızayım, hem de iki tane? Yoksa patronun seni sırtında taşımasına mı kızayım? Hangisine kızayım Serkan'cığım? Ya hayatım ya, sabahtan beri beni yiyip bitirdin biliyor musun? Ya hem senin bu söylediklerine senden başka kimse dert etmiyor. Keşke kimse dert etmese de sen dert etsen Serkan. Ya, tamam, tamam. Yo, o zaman uyuyacağını bir şeyler ye. Canım bir şey istemiyor ki. Efendim İsmet abi. Ha Serkan, senin bu İngilizlerle bir işin varmış. Kadir Bey halletmiş onu. Acil gelsin, işi bitirsin diyor. Tamam, tamam abi. Neredesiniz siz? Hemen geliyorum ben. Ne bileyim oğlum işte. Çölün ortasında bir yerdeyiz ya. Ben şimdi sana konum atıyorum. Hadi gel. Tamam, tamam. Geliyorum. Hemen geliyorum. Adamın umrunda bile değil biliyor musun? Hatta bana iş bile bağladı. Hadi, hadi. Ne oldu? Nereye gidiyoruz? Çöle gidiyoruz. Çöle. Duyuyor musun sesini? He? Para Serkan'ı çağırıyor. Hadi. Serkan bekle istersen ha. Hadi ama sen de. Serkan! Hoş geldiniz Aylis Hanım. Hoş bulduk. Uyanabildin mi sen? Uyandım, uyandım. Sen bana ne verdin akşam abi? Sabaha kadar var ya beton gibi uyudum abi, gözümü açamadım. Bir şey diyeceğim. Ya sen akşam kızları ne yaptın? Sen ben kızların numarasını aldım dedin ya lan. Ne zaman? Bayılmadan önce. Ha tamam tamam. Doğru ya, ben aldım. Rahat ol bende. Can I touch this? Okay. Kadir Bey nerede? Aha bak burada. Geliyor.
Günaydın Kadir Bey. Biz de şimdi geldik. Ne günaydını Serkan? Akşam oldu. Hoş geldiniz. Ben İngilizlerle konuştum. Tava getirdim, hazırlar. Sen şimdi git işi bitir. İsmet seni götürsün. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Hadi hayatım. Serkan, ben toplantıya gelmek istemiyorum. Ne yapacaksın burada tek başına? Fotoğraf çekerim. Olmaz. Hadi gel, sonra çekeriz beraber. Hadi. Ne yapacağım ya? Ailes. Eğer isterseniz ben Ayliz Hanım'a eşlik edebilirim. Yani buralarda çok güzel fotoğraf çekebileceği yerler var. İsterseniz tabii ki. Olur. Olur, olur. Zaten çölüm öl diyordun. Hiç bana göre değil buralar. Hadi sen git tadını çıkar. Teşekkürler. Görelim bakalım o güzel yerleri. Göreceğiz. Mavi. Sihirli. Her şeyden uzak. Bambaşka bir gezegen sanki. Sanki böyle Alaaddin'in sihirli lambasını bir yerde bulacakmışız gibi değil mi? Lambamız yok. Ama üç dilek hakkım var prenses. Bir. Su. Sana gerçekten inanamıyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Çok güzelmiş. Çok iyi geldi. Üç. Neden buraya getirdin? Ailes, bırak o adamı. Çok affedersin de... size bunu söyleme cesaretini kim verdi? Bak, biz tesadüfen karşılaşmadık. Tesadüfen de burada değiliz. Sana söyleyeceğim tek şey, o adımı bırak. Sana göre değil.
Size bunu söyleme cesaretini kim verdi? Siz beni tanımıyorsunuz bile. Ben gerçekten gitmek istiyorum. Benzin bitmiş. Beni hemen götürür müsünüz lütfen? İyi akşamlar. Bütün günü mahvettik. İyi akşamlar diyorsun. Belki de yarın onu kurtarmış. Kadir'in doğada yaptığı yatırımın bütçesi Davut Bey. Lütfen ona söyleyin, frene bassın biraz. Yoksa batarız. Bakın Davut Bey, dijitalleşme fikrine karşı değilim. Gerçekten karşı değilim. Ama zamanlama yanlış. Bir de böyle çok büyük girmemize gerek yok ki. Adım adım da geliştirebiliriz. Dünya böyle giderken biz en iyisini yapmalıyız Cemal. Pekala. Bakın Davut Bey, her zamanki gibi yine sizi uyarıyorum. İster dinlersiniz, ister kulak ardı edersiniz. Yeter artık, kalk! Kalk diyorum! Ne oluyor ya? Saat kaç oldu, hala yatıyorsun be? Bana bak Erol, artık sorumsuzluklarına müsamaha gösterilecek yaşta değilsin. Tamam. Tamam da sen niye bu kadar sinirlisin? Anladım. Niye bu kadar sinirliyim? Yaşın 28 oldu be. Artık ayaklarının üstüne basıp işinin başına geçmen lazım senin. Bu saate kadar artık yattığını görmek istemiyorum. Anlaşıldı mı? Uyurken görmek istemiyorsunuz. İçerken görmek istemiyorsunuz. Gezerken görmek istemiyorsunuz. Ya siz... Beni nasıl görmek istiyorsunuz ya? Buraya bir yere yazın da. Ben de biliyorum. Ne oluyor burada? Siz benden ne istiyorsunuz ya? Ne oluyor burada? Ne bu bağırışlar?
İsmet abi beni arayıp Kadir Bey'le acil toplantı var, hemen geldi. Serkan, hadi sen de gel konsere ha. Ya bak gerçekten sen de eğleneceksin. Hem birlikte bir şey yapmış oluruz. Geldiğimizden beri de iş. Sıkıldım ben. Aslında benim daha güzel bir fikrim var. Neden kendi eğlencemizi yaratmıyoruz ki? Dokunma. Tamam. Tamam, dokunmuyorum. Nasıl istersen. Daha ne zamana kadar böyle devam edecekse artık. Telefonuma dokunabilir miyim? Hı? Teşekkürler. Efendim İsmet abi. Ne? Hemen mi? Ama benim Ayriz'le planım vardı. Tamam. Tamam, geliyorum abi. Hemen geliyorum. Canım, şimdi Kadir Bey acil toplantı koymuş. Benim gitmem gerekiyor. İşim erken biterse ben seni bulurum, tamam mı? Hı hı. Hadi iyi eğlenceler. Are you okay? Dokunma. Ayriz? Senin ne işin var burada? Ben yemeğe gidiyordum. Sen iyi misin? Doktor. İyiyim, ben iyiyim. Ben konsere gelmiştim. Takside biletimi unutmuşum. Onu almaya çalışıyordum ama yetişemedim. Saniye. Ne 3 saniye? Benim evde anahtarları unutup geri dönmem 3 saniye. Ben anahtarları unutuyorum, sen de takside biletleri. Yani? Sizin Serkan'la toplantıda olmanız gerekmiyor muydu? Aha. Ben sıkıldım, biraz erken çıktım. Bizim çocuklarla çalışıyor onlar. Aç mısın? Serkan. Aç mısın? Yemekte bana eşlik eder misin? Lütfen. Johan, sen, yeah. Serkan, çok güzelsin. Nasıl deniyordu? Abi, very beautiful. Very beautiful. Sen? Sen,
insan da heves bırakmıyor da. Songül'e acil bir şey yoksa ben seni arayayım mı? Acil. Hayırdır kız, ne oldu? Doğalarda havalar sıcak mı? Sıcak. Bura daha sıcak. Bana bak, çabuk gel, özledim. Kız daha bir hafta oldu buraya geleli. Ne oldu, yangın yerine dönmüşsün? Ay, tamam, sen uzatma da ne zaman geliyorsun onu söyle. Haftaya oradayım, sık dişini. Sorry. O kim? Diyorum ya kızım, ben burada toplantıdayım işte. İnsanlar girip çıkıyor, ben ne bileyim kim. Ben seni sonra arayacağım. Tamam, kapa şimdi. Hadi, hadi. Oh, Ismet is coming. Bitmediniz lan. Bir bitmediniz ha. Kadir Bey. Neredesiniz? Evde. İsmet, yeme beni. Ne alemler çevirdiğinizi biliyorum. Serkan da yanında değil mi? Valla Serkan Bey çok ısrar edince... Kadir Bey, ben de... Tamam, tamam, çok uzatmayın. Vallahi Songül duyarsa seni paralar. Songül duyarsa biterim ben Kadir Bey. Oğlum, Cemal Bey seni buraya alem yap diye yollamadı. Benim her hareketim ona rapor et diye yolladı. İşini yap bari. Yok estağfurullah Kadir Bey. Tamam, tamam, hadi. O serseriyi de topla, oradan çık. Hadi. Pardon. Yalnız gerçekten çok lezzetli. Hayat andır. Yediğin yemeğin, aldığın nefesin, attığın adımın hakkını vermelisin. Bir şey soracağım. Hı hı. Buradaki kızlar bu oyunlardan etkileniyor mu? Oyun oynamıyorum. Tamam. O zaman şöyle açıklayayım. Ben buraya Serkan için geldim. Tamam. Biz burada düzenimizi kurduktan sonra evleneceğiz. Tamam. Yani bende son durum bu. Tamam. Bir şey demedim. Bir şey demedim. Afiyet olsun. Bir şey demedim diyorsun ama hala oyun oynuyorsun. Sana bilerek mi çarptım yani? Yani eğer öyleyse gerçekten çok yazık. Değilse de tesadüf. Yani benim için tesadüf tesadüftür. Senin bu yaşadığın şeyler bence senin zihninin bir oyunu, algıda seçicilik. Ben gerçekçi biriyim. Böyle mistik şeylere falan inanmam. Neden buradasın? Anlattım ya yani Serkan'la... Hayır, neden buradasın? Şu an karşımdasın. İstediğin zaman çekip gidebilirsin. Neden kendimi sana anlatmama izin veriyorsun? Çünkü merak ediyorsun. Neyi merak ediyormuşum? Nişanlı olduğun halde tanımadığın bu adamı gördüğün andan beri içine düşen hissin ne olduğunu. Ve sana anlatacaklarımdan korkuyorsun. Tutunduğun ezberlerin bozulmasından korkuyorsun. Benim gerçekten gitmem lazım. Lütfen otur. Yani buraya kadar dinledin, bir şey kaybetmezsin. Yemek yiyoruz, lütfen. Bir şey sorabilir miyim? Madem sen benden kaçamayacaksın, ben de senden kaçamayacağım. Biz birbirimizi tekrar göreceğiz. Neden o zaman ısrar ediyorsun? Bana bu yüzün hikayesini sormuştun. Başka zaman anlatırım demiştim. İzin ver anlatayım, lütfen. Dinlemeye değer. Deniyorum. Tamam. Babam İstanbul'da askerlik yaparken bir ustaya yaptırmış bu yüzüğü. Sonra
sonra çarşı izinde dolaşırken bir bankta unutmuş. Annem bulmuş. Arkasından bağırmış ama duyuramamış kendini. Annem de o sıralar istemediği biriyle nişanlı. Cemal de. Galiba değil mi? Evet, Cemal. Annem her gün o parka gitmiş. Askeri görürsem yüzüğünü teslim edeyim diye. Ve sonunda babam gelmiş. Annemi elinde yüzük. O bankta oturup öyle uzakları seyrederken bulmuş. Oturabilir miyim? Tabii ki. Biri ta Erzincan'dan kalkıp gelmiş yoksul bir asker. Diğeri koskoca Davut Eren'in nişanlı kızı Mihre. Olacak şey mi? Olmuş işte. Babam tezkeresini aldığında annemle vedalaşmak için garda buluşmuş. Kopamamışlar birbirlerinden. Mihrem, gelmeyeceksin sandım. Yetişemeyeceğim sandım. Gelmeyeceksin sandım. Beni bırakma. Beni burada bırakma. Beni de götür. Babam annemin elini tuttuğu gibi trene atmış ve Erzincan'a gitmişler. Sonra da ben doğmuşum. Babam özel bir adamdı. Çok okurdu, dinlerdi. Ben 17 yaşına kadar ne öğrendiysem ondan öğrendim. Hayatın sırrı tevafukta gizlidir derdi. Tesadüfün tesadüf olmadığını ondan öğrendim. Tevafuku reddetmek yaratılışı, yaşamı küçültür. Hayat anlamını yitirir derdi. Sonrasında her şey değişti sanırım. Annen neden Cemal'le evlendi ki? Annem Erol'a hamileydi. Doğum için hastaneye gittik. Büyük bir deprem oldu. 1992 Erzincan depremi. Dünya başımıza yıkıldı. Enkazdan önce annemi, sonra da Erol'u çıkarmışlar. Beni de öldü diye bir kenara bırakmışlar. Yaşamışım. Kendime geldikten sonra ailemi aramaya başladım. Babamı bulamadım. Tam bir yıl sonra İstanbul'da dedemin evinde annemi buldum. Erol da yanındaydı. Enkazdan annemle Erol'u Cemal çıkarmış. Annem de ona can borcundan, suçluluk duygusundan diretmemiş. Evlenmiş. Ama hiçbir zaman sevmedi Cemal'i. Hala babamın yasını tutar. Sana ve babana hayat bunları öğretmiş. Ama bana farklı şeyler öğretti. Ben doğduğumda babam bizi terk etmiş. Yani ben babamı hiç görmedim. Annemle beraber Antalya'da yaşadık. Daha doğrusu yaşamaya çalıştık. Sonra hayatıma kendim yön verdim. Ve şimdi buradayım. Evet. Serkan'la aramızdaki büyük bir aşk falan değil. Ama en azından kendi seçimim. Söylemiştim, ben gerçekçi biriyim. Hayallerle kendimi kandırmıyorum. Benim parmağımda sihirli güçler atfettiğim bir yüzüğüm yok. Alınma ama benim için gerçek Serkan. Sen sadece tanıdığım birisin. Yani bir hiçsin. Sözün kıymetini lal olandan, ekmeğin kıymetini aç olandan, aşkın kıymetini hiç olandan öğren. Kaçtığım şeylerin içine sürüklüyorsun, etkiliyorsun ve ben bunu istemiyorum. Beni tanımıyorsun. Neler yaşadığımı bilmiyorsun. Ve emin ol, beni tanımış olsaydın arkana bile bakmadan kaçardın.
Ben kaçtığım şeyler yüzünden buradayım Aylis. Ve emin ol, hayat bana da çok iyi davranmadı. Yaşamım boyunca hissetmediğim şeydi. Seni gördüğüm an hissettiklerim. Ben çok, çok uzun zamandır bu hissi bekliyordum. Beni mi bekledin? Gerçekten beni mi bekledin? Evet. Seni çok bekledim. Sen buna gerçekten inanıyor musun? Hayır, inanmıyorum. Biliyorum. Tamam. Beni de inandır. Ben de bildiğim her şeyi unutayım. Ama öyle yüzük yuvarlayarak, arabayla çarparak değil. Ben gerçek bir şey istiyorum. İtiraz edemeyeceğim bir şey. Al bunu at. Ne? Al bunu at. Ben böyle bir şey yapamam. Yani bu senin için çok kıymetli. Bazen sadece bilmek yetmez. Görmek de ister insan. Eğer bu yüzük benim geçmişimse... belki de onu bırakma vaktidir. Ama eğer geleceğimse... ve dönüp tekrar bizi bulursa, kalbinin sesini dinleyeceğine söz ver Aylis. Al bunu at. Tamam. Şimdi beni inandırmak için evrenin elinde bir fırsat var değil mi? Ya sen gerçekten bu kadar inanıyorsan o yüzük seni ya da beni bulur. Değil mi? Hayat bu kadar cömert değil. Belki de sen haklısındır. Belki de bırakman gereken şey geçmişindir. Şimdi lütfen benden uzak dur. Can ister bul beni. Ne olur. Her şeyi geri. Bırak hayatım kendi haline aksın. Bir kardeşim.
Merhaba. Yine ben. Zarfı aldınız. Kim? Kim bu fotoğraftaki? Gerçek torununuz. Ya, saçmalama. Saçmalama. Senin amacın ne? He? Senin amacın ne? Ben sadece gerçekleri açığa çıkarmaya çalışıyorum. Sana zerre kadar inanmıyorum. Peki bu konuştuklarımızı damadınız Cemal'e söylediniz mi? Niye söyleyeyim ki? Niye söyleyeyim ki? Saçmalık bu. Ben nedenini söyleyeyim. Sizin de içinize kurt düştü de ondan. Sana niye inanayım ha? Davut Bey, Erol sizin gerçek torununuz değil. Mihri Hanım'ın oğlu değil. Kadir Bey'in kardeşi değil. Sizin gerçek torununuz. Şu an fotoğrafına baktığınız genç. Nasıl bu kadar emin oluyormuş ha? Siz bunları sindirin. Tekrar aradığında konuşuruz. Dede. Kadir. Dede, iyi misin? Kadir, oğlum atla hemen İstanbul'a gel. Ne oldu dede? Bir şey mi oldu? Telefonda anlatamam. Hemen atla İstanbul'a gel. Dede, ne oldu? Anneme, Erol'a bir şey mi oldu? İyiler mi? Oğlum ben sana ne diyorsam onu yap. Seninle konuşacaklarım var. Erol hakkında. Evdekiler sizi çok özledi Kadir Bey. Bu arada ben de Duha'yı çok özledim. Siz buyurun, ben bavulları halledeyim. Merhaba. Hoş geldiniz beyim. Songül, nasılsın? Teşekkür ederim. Kadir, oğlum, hoş geldin. Anne. Sen ne oldu? Boyun mu uzadı? Sen kilo mu verdin? Ne oldu sen? İyi misin? İyiyim. Hoş geldin. Kadir hoş geldin. Hoş bulduk. Deden nerede? Songül, Davut Bey uyandı mı? Hayır efendim, henüz uyanmadı. Az önce ben monitörden baktım, uyuyor hala. Deden artık yorgun, pek fazla inemiyor biliyorsun. O kadar da heyecanlıydı seni görecek diye. İlaçlarını alınca uyuyakalmış. Uyansın, yanına çıkarsın. Tamam. Gel. Önce ben bir doyayım sana. Hadi ayakta kalmayın, geçelim şöyle. Hadi gel. Artık benim topraklarımdasın. Orada benim sözüm geçer. Öyle abilik falan da dinlemem. Yemekten sonra kaçırıyorum seni. Dur be oğlum, yine nefes alsaydım ben. Hiç itiraz istemiyorum. Anlaştık mı? Sen önce şu akşam ne yapacaksın? Onun listesini ver. Çok kolay. Çok kolay. Kolay. Kız. Yine döktürmüşüm lan. Kadir Bey niye gelmiş? Davut Bey acil gelsin demiş. O da geldi.
saçımı bir alsana. Alayım. Konu ne ki acaba? Ne bileyim lan ben? Tövbe tövbe. Alo. Alo İsmet abi. Biz bir saate falan çıkarız yola. Anamla Zaza'ya haber ettim. Sana da bir haber vereyim dedim. Haberim var. Zaza mesaj atmış. Var mı buradan bir isteğiniz? Songül yengemin falan? Yok yok. Sağlıcakla gelin siz. Hadi. Selolar değil mi? He ya. Ay hiç misafir ağırlayacak halim yok yemin ediyorum. Anamın işleri işte. Yok Erzincan'da yalnız kalmışmış. Keşke o da burada olaymış diye diye getirdi herifi. Misafirlik olsa yine iyi. Kalmasalar bari. Amin inşallah ya Rabbim. Hadi lan kaçayım ben. Ne yiyeceğim? Dur. Ne? Bu şirketin avukatı olarak o anlaşmayı imzalamadan ben o sözleşmeyi onaylamak isterdim Kadir. Ben de öyle olsun isterdim. Sözleşmeyi sana gönderdikten sonra avukatlara geri yollamak için beni iki hafta bekletmemiş olsaydın öyle olsun isterdim. Ama sorun değil. Oradaki avukatlar da işlerini gayet iyi yaptılar. Siz sadece imzalayın yeterli. Abi ben şimdi çıkıyorum, bir duş alıyorum. Hazırlanıyorum, iniyorum. Hemen seninle çıkıyoruz, tamam mı? Oğlum dur, bari yemeği boğazıma dizmeseydin. Ya tamam, yersin sen yemeğini. Ben işte hazırlanıp iniyorum. Tamam, dedemle konuş. Acele etme sen. Sakin ol. Tamam, konuş dedemle. Afiyet olsun size. İniyorum, çıkıyoruz. İtiraz yok. Afiyet olsun size, afiyet olsun. Temelli dönsen artık oğlum. Uzun zaman olmadı mı? Anne, oradaki işleri birilerinin takip etmesi lazım. Artık her gelişinde arkana bakıyorum. Acaba ardından biri daha gelir mi diye. Çok uzun kaldım bu sefer. Çok emindim biriyle gelir diyordum ama... Yoksa var da bize mi söylemiyorsun? Ha? Hı? Yani var mı yok mu onu biz de bilmiyoruz. Bilenle de konuşamıyoruz. Bekliyoruz. Bu ne biçim laf oğlum, bilmece gibi. Hadi güzelce anlatsana. Kadir. Hı? Yüzüğün kayıp mı ettin yoksa? Bilmem. Şahane oldu valla. Sırf bu evin hatırına bile insan bekar yaşar. Çok özleyeceğim seni. Ben de seni. De, tamam. Sen beni merak etme. Benim keyfim gayet yerinde. Ya çok güzel mahalle değil mi ya? Annen çağırdı mı nikah? Aradım da o gelmez ki İstanbul'a. Kendi bilirsin. Aylis. Hı. Daha zaman varken diyorum. Bir kere daha mı düşünsen? Şebnem ben evleniyorum. Sen farkında mısın? Sen bana düşün mü diyorsun ya? Ama hala o yüzüğü arıyorsun. Saçmalama. Yani ben sana bir masal anlattım. Sen benden daha çok inandın. Aylis, bak beni bilirsin. Evlilik, mevlilik, aşk, meşk hiç işim olmaz. Hele romantizm nerenin köyü onu bile bilmem. Ama bak sana yemin ederim. Bu yüzük meselesinin kitabı çıksa alır okur. Filmi çıksa gider tekrar tekrar izlerim. Hem de böyle sonunu merak ede ede. Ya benim gibi bir ruhsuzda böyle bir etki yaratıyor. Senin gibi bir prenses tınlamıyor öyle tınlamıyor mi? Tınlamıyor değil. İnanmıyor. Aklım ve mantığım bana diyor ki sen yarın evleniyorsun. Ve Şebnem sana son kez söylüyorum. Bir daha bu konuyu açmıyorsun. Anlaşıldı mı? Tamam. Evlen. Evlen. Sustum ben. Tamam.
benlik bir şey yoksa ben çıkayım. Son günün işi bitince onu da aldır. Tamam, sağ ol İsmet. İyi geceler. Sana şöyle. Çok iyi görünüyorsun. Sen nasılsın dede? Yorgunum. Eski bütün kuvvetim tükendi. İyisin, iyisin. Sen hala hepimizden daha güçlüsün. O eskidendi Kadir. Artık öyle değil. Ne oldu dede? Neden beni apar topar çağırdı? Erol. Ne yaptı Erol? Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Kötü bir şey mi yaptı? Hayır. Hayır. Bir başkası. Kim? Cemal mi? Dede. Abi hazırım ben. Hadi çıkalım. Oğlum dur, dedenle konuşuyoruz. Ya tamam, konuşursunuz. Yeter, iş iş iş. Hadi. Dede, günler çuvala girmedi ya. Yarın konuşursunuz ha. Bu akşam abimi bana bırak, ne olur. Tamam. Biz seninle sonra konuşuruz. Hadi. Hadi, hadi bak hala duruyor. Kimler baktı bilmiyorum. Neler çektiğini de bilmiyorum. Ama seni en kısa zamanda ailene kavuşturacağım. Eğer bunun cezası cehennemde yanmaksa razıyım. Amcalarına gidiyor diye çok heyecanlı. Aslanım benim. Babaannen de çok özlemiş seni. Haydi zıpla bakalım. Hadi. Atla bakalım. Haydi bismillah. Erzincan'dan burası kaç saat ya? Oh. 15 sene yırt, burada bir düzen kur. Ondan sonra tek bir tuğlada emeği olmayan adam gelsin kurulu düzene otursun. Hak mı lan bu? İsmet! O da senin kardeşin sayılır. Sayılır. Kardeşim değil. Benim bir tane kardeşim var. Aha burada. Zaza. Zaza toparlan İstanbul'a gidiyoruz dedim. Tabii abi dedi. Sen ne diyorsan o dedi, toparlandı geldi. Sela Efendi ne yaptı? Ben burada kalacağım. Kaldı. Şimdi niye geliyor? Ha? Babam öleli 15 sene oldu. Şimdi niye geliyor? Çünkü İsmet İstanbul'un bütün pisliğini, kahrını çekti. Her şeyi düzene koydu. Öyle ben de gelirim.
Biz sevemedi şu çocuğu İsmet. Sana ne zarar ettik ya? Ha? Sakın buraya geldiğinde de hırgür etme. Bunun da sütünü çaldı. Ne gülüyorsun lan, yalan mı? Bunun içeceği sütün yarısını ona içirdin. Çaldı. Gerçi tamamını bu içseydi kim bilir ne olurdu. Ayrı da o. Abi yok. Anam gözünü seveyim. Şuna içirdin de bana içirdin. Aynı bu ya. Bak. Adam da yürüyorum resmen. Yemin ver. Kızım. Ailesim. Ben açmazsın diye düşündüm. Yarın mutlu gününde senin yanında olmayı çok isterdim ama... Benden daha önemli işlerim var değil mi anne? Hayır, hayır ben... Belki beni görmek istemezsin diye. Ben başka bir yerdeyim. Yakında sana bir sürprizim olacak. Onunla uğraşıyorum. Ne oldu, babamı mı buldun? Bir bidon benzinle gelip al ikimizi de yak, için rahatlasın mı diyeceksin? Ayriz ben... Sen hiçbir şey yapma. Tamam mı? Hiçbir şey yapma. O içtiğin şeyin kokusu telefondan bile burnuma geliyor. Ben Şebnem çok ısrar etti diye aradım zaten. Gelmeyeceğini biliyordum. Ayriz bak, eğer dinlersen... Anlatacağım. Eğer dinleseydin, sana hiç bilmediğin ikiz kardeşini aradığımı, babandan bize yaşattıklarının hesabını soracağımı söyleyecektim kızım. Özlemişim ama burayı. Sen şimdi boş ver beni oğlum. Seni çözelim bakalım. Ben geceleri akarız diye düşünüyordum ama aldın getirdin beni buraya. Derdin ne? Ben... Ben senin kadar şanslı değilim abi. Sen babamı tanıdın. Ben sonra hiç görmedim. Onun ölümü... Benim doğumum. Yıllarca hep annemle gördüm abi buna bakışı. Yani beni de kıran döken birçok şey var. Ama ben buradayım. Sadece... Bir ses. İçimden bir ses, bir şey eksik diyor. Ama bulamıyorum. Tamam, onu ararken biraz dağıtıyorum ama... Ama bulamıyorum. Yanımda ol be abi. Kadir'i neden çağırdın? Ben de öğrenebilir miyim? Önce bana bir su getir. Evet, seni dinliyorum. Cemal,
Ama sen bana ne yaptın? Ha? Ben sana ne yaptım? 20 yaşımdan beri senin yanındayım. Senin için çalışıyorum. Servetine servet kattım. Kızım beni evleneceğim zaman terk etti. Yine seni yalnız bırakmadım. Emek verdim sana Davut Baba. Emek verdim. Ama önemli olan şu Davut Baba. Sen benim için ne yapıyorsun? Neler söylemek istiyordun ona Erol'la ilgili? Erol kimin çocuğu? Anladım. Ne biçim soru? Kimin çocuğunu getirip kızımın kucağına verdin ha? Kimin çocuğunu torunum diye büyüttün ha? Nereden öğrendin? Bak, inkara bile tenezzül etmiyorsun. Kim sana söyledi? Nasıl öğrendin? Erol, kimin çocuğu? Annem de bazen babamın ölümüne sanki benim doğumum sebep olmuş gibi bakıyorsunuz. Bak Erol, sana şimdi bir çakarım bir değer çakara. Ben senin o doğum günlerinde cici babanla ne haltlar yediğinizi bilmiyor muyum? Benim o taraklarda bezim yok oğlum, hepsi bu. Ben de o günlerde anneme eşlik ediyorum yani. Tamam. Sen babamızı tanımadın. Onun için sende bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama bizim için gerçekten bir kayıp. Bir gün oğlum, kadın senede bir gün yasını tutuyor babamız. 364 gün niye çöp atıyorsun lan? Eşek, ha? Senin derdin ne biliyor musun? Sen çok fazla yakışıklısın oğlum. Ya tamam. Senin boz yemiş bir tamam, derdin kaldı. Tamam bırak sen, ya. Bırak, sen bırak, tövbekar ya, mıydın? Tamam tribal miydin? Neydin sen? Ne? Tamam bırak bırak. Tövbekar. 17 yıl Mihri'nin gelmesini bekledim Davut Baba. Tam 17 yıl. Onun acısını dindirmek için aşık olmadığım kadınlarla saçma sapan ilişkiler yaşadım. İşte Erol o kadınlardan birinden oldu. Benim öz oğlum. Beni? Beni kandırdın. Hayır, hayır kandırmadım. Kandırmadım. Kim benim yaptığımı yapabilir ki? Mihri doğurduğu çocuğu depremde kaybetti. Buraya getirdiğimizde ne haldeydi hatırla, hatırla. Mihri atını yitirmesin diye ona bebeğini bulduğumu söyledim. Yeni doğan çocuğumu anasının kucağından kopartıp ona getirdim. Dur! Dur! Getirme onu Cemal! Cemal! Erol'u yok sayamazsın Davut Baba. Beni ve oğlumu yok sayamazsın. Ben bunu hak etmedim. Ben her şeyi senin için yaptım. İlacım. 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 Her şeyi senin için yaptım ben. Senin için yaptım. Şimdi sen de benim için bir şey yapacaksın. Davut Baba. Gideceksin Davut Baba. Gideceksin her şeyini bana ve Erol'a bırakarak gideceksin. Kadir ve Mir.
Bekir'e hiçbir şey bilmeyecek. Ne biliyorsan onunla birlikte gideceksin. O zaman bu akşam benim programım işler. Haydi. Tamam mı? Tamam. Bu akşam benim programım işler. Ben nereye dersen oraya gidilecek. Dur oğlum daha tamam. yeni geldim. Bir uyuyayım, bir kendime geleyim lan. Daha dedemle konuşacağım. Yarım kaldı, seni kırmayayım diye çıktım. Daha Doha'daki raporları vereceğim dedeme. Ha. Ne? Sen yaşlanmışsın ya. Sen... Ha. Bak oğlum. Benim de aşk atma senin üzerine var. Çömez. Tabii. Ha, annem arıyor. Yok de. Yok mu değil mi? Yok de. Kesin dedem arattırıyordu. Efendim anne. Abi. Ne oldu? Abi. Abi. Dedem. Bakalım doğru sokak mı? Alo Zaza. Ya ben geldim, burada bir kalabalık var. Hani doğru sokakta mıyım? Arabayla kaldım burada. Evet Selo, cenaze var. Neredesiniz? Vallahi bir tane anahtarcı var, onun karşısındayız. Tamamdır, ben geliyorum oraya. Tamam. Geliyor. Zayda şu tabuta bir el atayım ha. Sevaptır. Zaza geliyor zaten. Siz bekleyin burada olur mu? Tamam. Ben de bakayım. Başın sağ olsun. Sağ olsun.
yapmışsın sağ olsun. Bu duvar dibine helva buradan dağıtılacak, tamam? Şöyle şuraya. Sen de bu sandalyeleri bu duvar dibine böyle diz. Gidebildiği yere kadar. Bütün oraya sandalyeleri koy. Diz. İsmet abi. Yenge. Hoş geldin. Selo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba yenge. Abi hiç değişmemişsin ya. Oğlum öpsene amcanın elini. Ha? Aferin. Şimdi cenaze var, taziye burada olacak. Siz geçin ya, sonra hasretleşiriz. Hadi. Hadi oğlum. Sabahtan beri ortalığı ateşe verecek gibi bakıyorsun herkese. Ne yapayım İsmet? Cenaze var, göbek mi atayım Allah sen? Allah Allah. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah'ım hoş geldin. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim. Oh. Umut? Kurban oldum. Koca adam olmuş bu Selahattin. Ya. Bu kadar ayrı kalınmaz. Büyümüş bebeğim. Oh, kuzum, kuzum, kuzum. Aman. Geçin, geçin şöyle. Geçin kuzum, geçin. Geçin kuzum. Gel bakalım. Heh. Davut Bey'in cenazesi. O mahallemizin büyüğüydü. Beyimizdi. Başınız sağ olsun. Sağ ol kuzum. Başınız sağ olsun sen. Selahattin abi hoş geldin. Selahattin hoş bulduk. Ne haber? İyiyim. Hoş geldin yengeciğim. Hoş bulduk. Umut, biz seninle kuzeniz biliyor musun sen? Ha? Canım benim. Nezahat, sen de bize çay demin amcığım, hadi. Tamam, kahvaltılık bir şeyler de hazırlayayım. Bir de bunlar var. Bir de şuraya bakayım. Artık onu bırakma vakti gelmiştir. Ve dönüp tekrar bizi bulursa kalbinin sesini dinleyeceğine söz ver Aylis. Al bunu at. Canım. Aradığını bulabildin mi? Şunlar fena değil. Emin misin? Pardon. Bakabilir Buyurun. Miyiz müziklere? Aylis, alıyorum ben. Efendim Şebo. Domatesi, yumurtayı oradan buradan buluşturdum. Menemen partisi yapıyor muyuz yoksa hepsini ben yiyeyim mi? Beni de bekle ya. Gel o zaman. Tamam, şimdi biz Serkan'la kuyumcudayız. Hadi tamam, çabuk. Hem mahallede cenaze var, bayağı kalabalık, korkma yani. Tamam. Merhaba.
Pardon. Ben şu karşıya yeni taşındım da tam da taşımam bu hengame. Heh, işte tam ona denk geldi de. Her yer kapalı. Acaba tüpünüz var mı? Var var. Amca. Amca sen niye geldin? Kız tüp istiyor. Yaparız. Yok yok. Sen yapma. Evde var ya onu götürürsün. Tamam amca. Tamam. Tamam. Ben bekleyeyim mi? Yok sen git. Zaza amcam getirir. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Amca çakmağın yoktur şimdi. Al şunu da getir. Yanıyor değil mi? Yanıyor. Şey olmasın şimdi kızı. Olmaz olmaz amca. Tüpünüz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size bir de çakmak lazım. Ne? Size diyorum. Çakmak da lazım. Sen bana sözlü tacizde mi bulunuyorsun? Ne diyorsun lan sen? Ne oldu yani? Ne münasebet burada kadın başımıza eve çıktık diye? Çakmak. Tüp için. Yeni taşındınız ya. Yoktur sizde. Rahmetli bayağı seviliyordu herhalde. O bizim Davut dedemizdi. Davut Eren. Bütün mahalle ekmeğini yedik. Bizi de pek severdi rahmetli. Rahmetli çok iyi adamdı. Sağ ol. İsmet abim, Songül yengem ayrıca mı tanıyorlardı? İsmet abim Davut Eren'in şoförüydü zaten. Yengem de onların evinde çalışıyor. Aramızda en yakın onlardı. Baksana zaten çok üzüldüler ya. Annemin yanında oturan da kızı, Mihran. Yanındaki de beyi. Ben bir başsağlığı dileyim o zaman. Ben de bir abime bakayım. Başın sağ olsun. Sizler sağ olun. Şu genci kim daha önce görmedim hiç? Marcelo. Bizim Zaza'nın süt kardeşi. Sağ ol. Erzincan'dan yeni geldi. Ay insanlar cenazedeler, biz burada gülüyoruz. Biraz sesimizi kısalım. Hayır, gelmiş bir de diyor ki size çakmak lazım diyor. Ya bağırdım, rezil oldum ya. Gökhan arıyor. Heh, ver ver. Kim o? Alo. Gökhan ne yaptın? Haberler kötü Şebo, tezgah cezalı. Ya ne demek tezgah cezalı? Ne yapacağız? Halledeceğim ama birkaç hafta sürer. Uf, hay Allah ya. Tamam, şöyle yapalım. Sen yarın yine getir bana takıları. Ben mahalleye bir tezgah açar satarım. Tamam. Nereye getireyim, eve mi? Ev olmaz. Evde değilim yarın. Ben sana konum atayım. Sen benim attığım konuma getir, olur mu? Hadi, tamam, olur. Tamam, konum ve saat bekliyorum ben senden. Tamam, hadi görüşürüz. Anlaştık. Hadi bay bay. Ne iş çeviriyorsun sen? Ya bizim Gökhan yok mu? Gidiyor oradan buradan takı bulup getiriyor. Biz de üzerine para koyup satıyoruz. Bu. Çok gerekliymiş. Ailiz, ek iş. Hı-hı. Eyvallah, eyvallah. Dostlar sağ olsun. Heh, şu gelen de Kadir Bey. En büyük torunu. Artık her şey ona kalır. Tabutu taşırken gördüm. Başınız sağ olsun. Eyvallah. Kadir Bey, merhaba. Selahattin ben, İsmet abinin kardeşiyim. Erzincan'dan yeni geldim. Başınız sağ olsun.
Gördüm. Tabutu omuz attın. İnsanlık görevimiz. Sağ ol kardeşim. Eron nerede? Biraz nefes almak istiyorum dedi. Üstelemedim. Dedem beni buraya niye çağırdıysa söyleyemeden gitti. Eğer bunun altından sen çıkarsan seni yakarım. Gözüm üstünde. Gözüm benim üstünde olsun. Olsun ki bu aileye senden daha fazla sahip çıktığımı gör. Hadi sen bana şu çocuğu göster bakalım. Bir dakika. Görüyor musun? Bak şurada. Uzun boylu olan. Tam amarel ya. Ha gördüm. Buraya baktı. Gördü. Bizim gördüğümüzü gördü. Kadir Bey, bir eksiğimiz var mı? Sağ ol İsmet. Yok. Ya saçmalama Şebnem. Bir şey gördüğü falan yok. Ayrıca bir şey söyleyeyim mi? Çocuk çok yakışıklı. Hayır saçmalama Keko ya. Of anladı baktığımızı. Merhaba. Pideyle helva getirdim. Belki çıkmaya çekinirsin diye. Ama iki kişiymişsiniz. Dur ben bunları bırakayım. Hemen size biraz daha getireyim. Ha ya, yok. O zaten bize bir hafta yeter. Emin misiniz? Şimdi cenaze falan var. Aç kalmayın. Eminiz, eminiz. Sağ ol. Süper. Süper. Cenazesi bu. Bilmiyorum ama önemli biri herhalde. Gelen giden bitmedi de. Ne oldu? Kim burada? O burada. Kim? Aylis kim burada? Kadir. Kadir? Kadir. Kadir. Şebnem yapma. Aylis sen yapma. Allah aşkına adam karşına geçmiş. Ya bu da mı tesadüf? Şebnem ben evleniyorum. Benim masallara inanacak halim yok. Aylis. O yüzük karşına çıkarsa yine böyle mi davranacaksın? Şebnem yapma! Yapma! Efendim Serkan. Canım ben gelmek üzereyim ama burası çok kalabalık. Ne oldu? Tamam sen bekle ben geliyorum şimdi. Aylis yalvarıyorum git konuş. Şebnem yapma! Yapma! Hemen geliyorum anne. Başın sağ olsun evlat. Eyvallah usta. Çok zaman oldu. Bir ara gel oturalım konuşalım. Masanın karşısı boş kaç zamandır. Sandalyen seni bekler. Biliyorum. Geleceğim. Seni çok özledim. Geleceğim.
Çok affedersiniz. Bu kimin cenazesi acaba? Bu mahalleden değil misin? Ha, Davut Eren. Kadir Bey'in nesi oluyor? Dedesi. Senin adın ne? Aylin. Hadi. Şey, bu ev arkadaşıyım. Bana numaranı ver. Yarın yanıma gelecek, arayacağım seni. Hikayenizi biliyorum. Eğer bilmek istersen her yerde o yüzüğü arıyorum. Hayatım, senin istediğin yer oldu biliyor musun? Ama var ya, acayip pazarlık yaptım ha. Yer mi Serkan? Böyle sağdan girdim, soldan çıktım, istediğim rakamı aldım. Ya adamın verdiği rakamı kabul eder miyim ben ya? Bu nasıl olabilir ki ya? Efendim? Yok bir şey, iyi yapmışsın. Değil mi? Çok iyi yaptım, çok. Çok ucuza kapattık. Güzel oldu. Neredesin oğlum? İyi değilim abi. Tamam, neredesin? Söyle, hemen geleceğim. Erol. Erol. Efendim? Erol'u nerede bulabilirim? Neden? Ne olmuş Erol'a? Sen böyle bir şey yapıyorsun, gel. Tutunma, tamam mı? Ulan ne? Tamam, tamam. Gel. No.
Tamam, bırakmayacağım. Tamam, tamam, bırakmayacağım. Bir daha bırakma. Abi bırakma. Tamam, bırakmayacağım. İçimde bir yangın var abi. Söndüremiyorum, bırakma. Erol, oğlum. Oğlum ne oldu? Hepiniz bir bir kayboldunuz. İnsan bir haber verir. Tamam anne, sen geç. Ben geliyorum. Kadir Bey, tekrar başınız sağ olsun. Müsaadenizle. Sağ ol İsmet. Dedem beni buraya niye çağırdı anne? Bilmiyorum. Belki o da artık bu kadar dağınık olmamızdan bıkmıştır benim gibi. Erol'la ilgili dedi. Seninle Erol'la ilgili konuşmam lazım dedi. Sonra hiçbir şey anlatamadan ölüm haberi geldi. Bana ne anlatmak istiyordu anne? Bilmiyorum. Tek bildiğim şey, Erol iyi değil. Ve abisine ihtiyacı var. Her gece sabaha kadar nerede, kiminle, ne yapıyor bilmiyorum. Cemal bile onunla daha fazla ilgileniyor senden. Bana Cemal deme. Ayrıca ben onun neyle ilgilendiğini çok iyi biliyorum anne. Bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece öfkeliyim. Anne, sorumlusu ben miyim? Sen babamın sevgisine ihanet ettin. Ben vardım. Çocuk değildim, ben vardım. Niye evlendin o adamla? Seni öldüm biliyordum. Bana seni öldüğünü söyledin. Aradın mı anne, aradın mı? Cesedimi gördün mü? Yok. Beni ellerinle gömdün mü anne? Babanı da gömmedim. Ama 20 sene aradım onu. Cemal kucağında. Sana oğlunu getirdim diye Erol'u getirdiğinde istemedim onu. Emziremedim. Oğlum. İstemiyorum. İstemiyorum. Götür onu! Götür onu diye bağırdım. Götür onu diye bağırdım. Götür onu diye bağırdım. Çünkü benim oğlum hep sendin. Ben hep seni aradım yanım. Üzülme oğlum. Ben hep seni yaptım.
Sen gelene kadar onu kucağıma bile alamadım. Biliyor. Biliyor ama adını koyamıyor. Bunların yaşandığını biliyor. Babanı hiç unutmadım. Allah biliyor ya, o depremde keşke ben ölseydim ve baban yaşasaydı diye her gün isyan ettim. Gücüm yetmedi olanlara kadar. Yetmedi, gücüm yetmedi. Ama sana yemin ederim, eğer beni affedersen ne senin ne de Erol'un bir daha üzülmesine izin vermeyeceğim. Ama yeter artık. Hatalar yüzüme vurma, yeter. Mutlu musun? Mutluyum mesela. Neden olmayayım ki? İkiniz de yanımdasınız. Ne bileyim işte. Kurulu düzenimizi bıraktık geldik falan ya. Büyük şehrin büyük dertleri olur. Kaybolmayalım olur mu? Kaybolmayız Allah'a şükür. Kurarız düzenimizi, hem de en güzelini kurarız. Biz bir arada olduktan sonra nerede olduğumuz ne fark eder? Yarın belki İstanbul'u gezeriz ha? Sen önce şu işlerini bir hallet. Artık buradayız, daha gezeriz. Seni çok seviyorum Mezaydam. Ben de seni be Selam. Kızlar, yarın gelinlik provası var, tamam mı? Geç kalmayın. Şebnem, sen de o iş. Kuaförü de ayarladım hayatım. Sizi oradan alıp kuaföre geçeriz. Tamam? Merak etme, geç kalmayız. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Neye şaşırıyorum biliyor musun? Bugün burada olanları çok normalmiş gibi karşılamana. Benim koca İstanbul'da gelip buraya taşınmam ve adamın burnumuzun dibinde bitmesine hala bir anlam yüklememene. Kendini göz göre göre ateşe atmana. Aynı şeyi ben yaşasam ki kanatlanıp uçmuştum. Senin üstünde koca bir kamyon varmış gibi durmana. Ben neye şaşırıyorum biliyor musun? En yakın arkadaşımın beni hiç tanımamış olmasına. Daha iyisini buldum diye hayatımdaki insanı yarı yolda bırakacağıma inanmana. Kaçtığım şeyin tam da söylediğin gibi kanatlanıp uçmak olduğunu bilmemene. Ben ne yaşayacaksam ayaklarım yerdeyken yaşamak istiyorum. Yükseklerden düşmemek için. Yanmaya gelince, sen bana yanmanın ne olduğunu sakın anlatma. Günün nasıl geçti? Bugün günlerden ne? Cumartesi. Uzun zamandır gelmiyordun. Ne zaman çıkacağız buradan? Zamanı gelmedi mi? Az kaldı, biraz sabret. 27 yıl sabrettim, biraz daha sabret. Ne kadar zaman oldu geleli? Artık saymıyorum. O kadar oldu mu? Keşke ben de senin gibi saymasam. Kafamın içinde bir silgi olsa da her şeyi silebilsem.
Bunu maalesef sen unutan, ben de unutmayan taraf. Biz öğleden sonra bu adreste olacağız, bilgin olsun. Gökhan'cığım, adres verdim, konum attım. Hala nasıl bulamıyorsun? Hadi tamam, çabuk, şiştim. Salak ya. Aliz Hanım, bayağı kilo vermişsiniz. İyi ki geldiniz. Akşama yetişecek mi? Yetişir, yetişir, merak etmeyin. Geldim. Söyleme, tamam mı? Tesadüf mesadüf. İşte sen öyle bir şeyler anlatırsın yani. Sen inanmıyorsan bu da mı tesadüf artık falan filan. Sen bir şey bulursun. Sakın beni yakma. Teşekkür ederim. Şebo mu çağırdı? Bu kız beni deli edecek. Ailes. 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 Hani karşıma çıkmayacaktım, bana söz vermiştin. Sen geldin. Anlaşmayı sen bozdun. Bilerek değil, tesadüfen. Bana mutluluğu vaat etmiyorsun ki. Sen de bana edemezsin. Sen de edemezsin ailesi. Bak ben acısı, tatlısı ne varsa seninle yaşamak istiyorum. Gel benimle. Gerisini düşünme. Gel benimle. Thank you.
Aydız. Aydız gel, gel. Aydız. Senin ne yaşadığını en iyi ben anlarım. O yüzden beni dinle. İstemediğin hiçbir şeyi yapmak zorunda değilsin. Bana cevabını bilmediğim soruları neden soruyor? Kızım amma aradım burayı ya. Gökhan dur, hiç sırası değil. Ben o kadar yol geldim, karşı taraftan geçtim. Nasıl sırası değil? Gökhan'cığım anlamıyorsun. Kusura bakma da ben anlamıyorum sırası falan. Anlamıyorsun, sırası değil diyorum. Şimacığım sen söyledin diye geldim. Gelin hanım buradan bir şeyler baksın. Çok güzel şeyler getirdim. Var mı? Tevafuk ne demek? Tevafuk, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, her karşılaşmanın ilahi bir irade ile gerçekleştiğini söylüyor. Karşımıza çıkan iyi, kötü, herkes, her şey bizleri bir yere taşımak için var oğlum. Hiçbir şey sebepsiz değildir.